Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah Efendimiz'e bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Şimdi bizim çok büyük bir düşmanımız var. Kim bu? Tabii ki de şeytan. Peki şeytan neden bize düşmanlık ediyor? Hemen geçelim. Andolsun ki biz yarattık, sonra da şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah Teala şeytana buyuruyor ki, sana emrettiğim halde seni secde etmekten alına koydu. İblis de diyor, ya Rabbi ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan, çamurdan yarattın diye böyle geliyor. Şimdi Allah Teala'dan bu mühlet istedi. Mühlet istedi. Nasıl? İnsanların delirteceği güne kadar, bana mühlet ver. Ne olacak mühlet verince? Ölümü atlatacak ya. Ona göre kıyamet kopacak, bu ölmemiş olacak. Şimdi ona göre Allah Teala'da mühlet verilenlerdensin diyor ama kıyamet koptu mu sen de öleceksin. Yani bu öyle öbür türlü zannediyor bu işi. Ha, kıyamet kopana kadar demek ben yaşayacağım. Ona da bildirilmiyor yani bu. Ondan dolayı devam ediyor bu işler. Kıskançlık, haset. Neyse. Şimdi iblis de Allah Teala iblis de şöyle bir şey diyor bak. Öyleyse beni diyor azdırmana karşılık haşa mekinde. Ant içerim ki diyor. Ben de diyor onları saptırmak için doğru yolun üzerine diyor oturacağım. Oraya duracağım. Onların diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından her yerlerinden vesvese vereceğim onlara diyor. Ama diyor tabii ki de ihlaslı olan kulların onlar diyor müstesna. Onlara diyor yapacağım diyor bir şey yok. Yani ihlas üzere olursak o doğru yolun üzerinde biz de devam edersek onu es geçip de Rabbimize sığınarak tabi. Sığınmasa olmaz bu iş. Olmaz. Normal bir mevzu oluyor. Hep ne diyoruz? Ya bu şeytandan gene var ya gene vesvese bu gene kafama neler getiriyor benim. Hep öyle. Hep bunlar. Şimdi bak. Şimdi o yeryüzünde bak. Ey Rabbim andolsun ki beni azdırmandan dolayı diyor aşağı. Ben de yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Bizden bahsediyor. Bizden nasıl düşman bak. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. Hicr suresi 39-40 ayetleri. Geçenler. Şimdi peki şeytanın hilelerinde neler var? Öfke ve azgınlık. Hep böyle sinirlendirme. Bak nasıl? Öfke. Yani sinirlenmek mesela şeytanla. Şeytan ateştendir. Ateşe su söndürün. O yüzden abdest alın. Bak. Yani öfke şeytanla azgınlık, cinsel istekler. Onun dışında kıskançlık ve ihtiras. Böyle yazılmış. Yani hep böyle kıskanma. Hep onda niye yok, bende niye var? Ya bende yok, onda var. Bak komşu bunu almış, bizde niye bu yok? Hep böyle kıskanma. Hep böyle bizde hep daha çok olsun. Hep böyle dünya istekleri. Dünyaya meylettirme. Devam. Çok fazla yemek yeme. Hep böyle nefsinin istediği şeyleri şunu da alayım, bunu da alayım, köfte onu da getir, yemek, içecekler, meyve falan hep böyle getir, hep yiyelim içelim falan filan yani. Onun dışında neymiş? Elbise, ev, mobilya ve süs düşkünlüğü. Bunları çok yaparmış. Hep böyle dünyaya meyil şeyleri yani. Dünyadan yani ahiretten seni uzaklaştıracak. Aa ev nasıl, araba nasıl, arabanın şu şeyi nasıl, evde dur vitrini değiştireyim dur. Yatak mı? Bazalı alalım da artık yeni nesile geçelim. Daha sistem oldu da artık yeter daha. Nereye koyacağız bu kadar eşyayı? Hep böyle vesvese vere vere artık değişik kelimeler gelmeye başlıyor bize. Olmaması lazım tabii. Devam edelim. İnsanlara umut bağlamak. Allah-u Teala'dan bir şey istemek lazım ama insana umut bağlıyor. Olmaz. Hep böyle insana karşı yönlendirme yapıyor ama insan da seni satıyor ondan sonra. Olmuyor. Ya yani. Sonrasında ne varmış? Acelecilik. Çok aceleci olma. Hep böyle dünya işinde böyle namaz saati geldi mi namazı kılmaz. Ama böyle bir ne yapıyoruz akşam görüşüyoruz mu? Tamam tam saat 5'te görüşelim çarşıda falan. Hani şey böyle oğlum 5.30 oldu hadi daha falan ya namaza gittik bir sohbet oldu mu falan öyle olmuyor yani. Hep böyle dünya hayatında acelecilik vesveselere geliyor. Yani hiç ezan okunmadan bir 5-10 dakika önce gideyim şu camiye falan. Hep böyle eksiklikler yani var bizde. Neyse para ve mal düşkünlüğü. Hep böyle daha çok kazanayım. Daha mesaim var. Tamam beni yazın abi. Mesai varsa beni yazın. Bana sorma daha mesaiye kalacağım bile. Yaz beni hemen falan. Hep böyle şeytanın şeyleri yani. Hep para. Daha çok kazanalım. Araba ne? Araba Renault var. Tamam hangisi? Şu marka. Tamam. Başka ne var? Abi bir yüksek modelini al. Bak yeni çıktı. 2017
2018'ler bak şimdi 6 aydan sonra geliyor falan. Abi şöyle yapmışlar, bunu yapmış. Telefon mu? iPhone 5, 6, 7'si çıktı mı? 8'i mi çıkıyor? Aa paralar böyle böyle gidiyor. Bu sefer bir başka vesvesesi. O ne? Sen şimdi diyor para veriyorsun ya diyor, fakir kalırsın ha. Bak diyor hep diyor yardım ediyorsun. Sen de diyor para kalmayacak bak. Fakirlikle korkutuyor. Niye? Ulan verdiğin 10 lirayı fakirlikle korkutuyor. Ulan telefon 4 milyar. Onda bir şey yok. Onda vesvese gelmez. Ama verdiğin bir yardım yapacağım, bir 50 lira bir Ramazan için kumanya, ne bileyim ben böyle bir şeyler yapacağım. Ama kurban falan. Abi diyor ölürüz diyor, ne için diyor ya falan. Yani neye ölüyorsun? Yılbaşında hindi kesiyorsun ya. Onda ölmüyorsun hiç. Yani yılbaşında hindiyi kesiyorsun. Kurban bayramı geldi mi? Hareket yok. O bir ara hoca anlattı zaten onu. Adam diyor yılbaşında diyor almış diyor hindiyi götürüyor. Lan diyor nereye götürüyorsun onu diyor. Ben diyor adam değil miyim ya diyor. Bir hindi kesemeyecek kadar diyor adam. O kadar da değiliz ya hocam diyor. Sonra diyor kurban bayramında geliyor bana diyor. Hocam diyor ben diyor hesapladım. He şu kadar diyor borcum var. Şu kadar da diyor alacağım var. Bu kadar da malım var. Bana acaba diyor kurban düşmez değil mi diyor. Ben hesapladım ama diyor düşmüyor değil mi diyor falan. Yok diyor sana diyor hindi düşüyor diyor. Allah Allah yani. Lan yılbaşında hindiyi götürüyorsun, kurban bayramı geldi mi bana düşüyor mu ya, bunu nasıl olacak yani? Bak Allah yolunda şeytan nasıl böyle vesvese veriyor. Ama saptırıyor yani, saptırması çok var. Devam edelim. Cimrilik ve yoksul düşme korkusu. Onunla yaparmış. Sonra ha cimriliği çok fazla var. Müslümanlara karşı hep suizanda bulunmak. Bu hoca ya, bu garanti götürüyordur işi. Bu hoca ya, baksana lan şunların bindiği arabaya hep böyle. Normal adam binse bir şey yok, hoca bindi mi sıkıntı. Bunlar hep böyle zaten şey, yardım paralarıyla Mercedes'e biniyor falanlar. Daha başka türlü, bu açık ya. Ha? Bu var ya ne biçim yoldadır, ne alakası var ya. Açık belki senden daha itaatli yani. Sen nereden biliyorsun? Hep böyle şey, bu var ya sakallı ya, garanti işitçidir bu falan. Diğer türlü, kadın kapalı. Kapalı ama diyor, hiç diyor halini iyi görmüyorum falan. Ya kardeşim seni beni bağlamaz bu işler. Bunların hepsi suizan. Sen nereden biliyorsun? Ne biliyorsun yani? Adam belki sünnet üzere bırakmış sakalı. İşitle ne alakası var? Bunu bana bile söylediler yani. Bir topluluk içinde adam 10 kişi falan var belki orada. Bir 5-6-10 kişi. Ne oldu lan diyor, işite mi katıldın diyor. Bana diyor ya bunu. Allah Allah. Ya şimdi yaşım büyük. Bir şey söylesem ayrı ya. Şimdi demesem. Oğlum işitçilik kabul etmiş gibi yani falan filan. Dayı dedim. Resulullah Efendimiz bırakıyordu. Biz de uymaya çalışıyoruz. Öyle yani dedim. Hani ne diyeceksin şimdi? Dışarıdan böyle bana şeytan vesvese veriyor çünkü. Bak buna git de şöyle söyle de birkaç kişi daha bulacağım ben ona şimdi. Fabrikada başka yerde adamlar ona lan sakalı öyle öbürüne lan falan. Ben bunu bu sakalı kestiremedim ya. Millete vesvese vereceğim, ona öyle kestireceğim. Bak görüyor musun vesveseleri? Çakallığı görüyor musun bak. Öbürü kadın ya ne biçim kapanmışsın, hiç şey güzel olmamışsın. Öbürü geliyor diyor ki ya kızım diyor sen açıkken de çok güzeldin diyor ya. Şimdi dedesi geliyor söylüyor kıza. Kızım diyor kapalıydın. Bak diyor açık. Kız kendini kapatmış tamam demiş. Ben Allah yolunda olacağım. Ha açıklar Allah yolunda değil mi? O anlamda demiyorum ha. Birazcık daha yani ben bu Kur'an-ı Kerim'de geçen şey Rabbimin buyurduğunu uygulamaya çalışacağım. Öyle diyelim. Güzel söyleyelim. Öyle yapacağım falan. Şimdi kendi ona uyguluyor Allah'ın izniyle. Nefsini artık üstüne basıyor yeniyor. Bu sefer amcaoğlu geliyor. Ya git kardeşim ya, ben de seninle muhatap oluyorum. Ya amca kızı sen böyleydin ya. Ya sen ne kadar şey oldun ya. Çok çirkin oldun ya. Öbür taraftan halası geliyor. Ya sen böyle değildin ya, sana ne oldu? Sen ne oldun böyle falan filan. Öbür taraftan biri geliyor. Kız şeytan onları vesvese komasına sokuyor. Bu sefer kurtulamıyor bu. Bu sefer ne oluyor? Açılmak zorunda kaldım. Ya bu olmaz. Ya sen bırak başkasını ya. Mezara o mu girecek, ben de ben tek mi gireceğim? Kimle gireceğim ben? Ya bu şeytan var ya, yani acayip bir illet yani bu. Peki ne yapacağız? Çözüm ne? Çözüm şöyle. Çok kısa inşallah çekiyoruz bunu. Bak, Vüheyb İbnil Vert rahmetullah anlatıyor. Gece ilerleyince Allah Teala bu zatın kalp gözünü açmış. Bazı insanlarda var bu kalp gözü açık. İlla sende bende yok diye olmayacak hali yok. Gece ilerleyince sahraya çıkan bir adam dedi ki, fısıltılar ve şiddetli sesler duydum. Birden böyle çölde yürüyor. Fısıltılar geliyor, sesler geliyor falan, böyle etrafına bakıyor. Ne oluyor ya falan. Allah Teala açıyor tabii bunu. Bir kürsü diyor getirildi. Konuldu. Manevi tabii. Bunu normal öbür adam baksa görmüyor. Bununki kalp gözü açılıyor. Allah Teala gösteriyor. Ama niye gösteriyor? Bak bizim yararlanmamız için. O kadar cömert bir zat ki. Her yerde belli bu. Kürsü diyor getirildi.
kondu diyor. Ondan sonra diyor bir baktım ki diyor şeytan geldi. Allah Allah, Allah muhafaza etsin ümmeti Muhammed. Onun üzerine diyor oturdu. Sonra diyor yardımcılara, orduları geldi diyor. Şeytandan bir tane yok. Kaç tane var şeytan? Sanki bir tane. Bir tane olur mu? Adem Aleyhisselam bir tane mi? Adem Aleyhisselam da biz zürriyeti kaç kişiyiz? Şeytan baş bir tane. Ama zürriyeti kaç kişi? Oo, dünya onlar ne zamandan yaratılmış? Onlar kaç kişi? Ölmüyorlar da. Kıyamete kadar izin almışlar. Onlar daha fena. Neyse. Şeytan geldi. Üzerine oturdu. Orduları yanına toplandılar. Ordular yanına toplandılar. Sonra diyor şeytan dedi ki diyor. Kim benim yerime Urve İbni Zebeyle ile baş edecek? Kim diyor benim yerime? Ben diyor yapamadım. Kusura bakmayın. Gücüm yetmiyor diyor ya. Ben bununla uğraşıyorum. Bunu ben şeylerden, namazdan, abdestten, zikirden vazgeçiremiyorum diyor. Siz bir yardım edin bana diyor ya. Kim diyor benim yerime gidecek? Aralarında konuşuyorlar böyle. Ondan sonra diyor kim onu yanıltacak diyor. O şeytanın aralarından bir tane, kimse cevap vermiyor tabii. Nida etmeye devam ediyor. Söylüyor bir şeytan. Söylüyor Allah muhafaza. Söylüyor. Allah Teala'nın dilediği kadar böyle sesler çıkartıyor. O aralardan bir tane şeytan çıkıyor. Diyor ki bunu diyor senin yerine diyor ben yaparım diyor bu şeytan. Nerede diyor bu zat? Diyor ki Medine'de. Tamam öyle mi? Medine'ye bir anda pat bir gidiyor. Ben de diyor onu gözlüyordum diyor. Medine'ye bir gidiyor. Onlar bir anda uçar kaçar yani onlar. Ayrı. Bizden üstünlüğü olarak değil tabi. Bizim de başka üstünlüklerimiz var. Hani elde olmayan şey, beyde olmayan elde olur durum var ya, o tarz yani. Allah-u Teala'nın dilediği kadar durduktan sonra süratle bir anda Medine'ye gidiyor. O bir anda ondan süratle geri dönüyor. Benim için Urve'ye ulaşma yolu yok diyor. Ben o zata diyor ben de yaklaşamadım. Nasıl bir zat diyor bu ya. Bu diyor ne yapmış? Nasıl sen niye? Öbür şeytan diyor ki sana diyor yazıklar olsun diyor ya. Sen diyor nasıl bir, niçin diyor ulaşamadın? Azarlıyor öbürünü. Onu diyor bulduğumda diyor sabah akşam diyor bir takım sözler, bir dualar, bir şey söylüyor diyor. Onunla birlikte ulaşılamıyor ona diyor. Ondan bir kalkan var, geçemiyorum diyor orayı. Yani bunun sabah ve akşam söylediği bir sözler var, bir dua var diyor. Ben de bunu şey yapamıyorum diyor ya. Hani gideceğim, vesvese vereceğim, yaklaşamıyorum buna diyor. Bu nedir bu ya diyor. Ondan sonra bu hadiseyi gören kişi devam ediyor. Sabah olunca aileme dedim ki diyor. Bu mevzu bitiyor. Sabah oluyor. Acaba ne söylüyor bu zat? Ne? Hatun diyor bana diyor yiyecek içecek, yolluk diyor bir şeyler ayarla. Ben diyor gidiyorum Medine'ye. Yürüyerek yolculuğa çıktım diyor. Gerekli hazırlığı yaptım. Medine-i Münevvere'ye gittim Allah'ın izniyle. Urve radıyallahu anh'ı sordum. Burada öyle bir zat var mı? Urve radıyallahu anh diye. Bana tanımıyor adam. Ona diyor gösterdiler. Urve radıyallahu anh burada bak şu zat. Böyle mi? Hemen gideyim. Çok yaşlı bir zattı diyor. Gittim diyor yanına. Bir ifani. Bembeyaz ya tertemiz. Gittim diyor yanına diyor. Kendisine diyor sordum, dedim ki diyor akşam ve sabah diyor okuduğumuz diyor ne var diyor. Hem akşam hem sabah okuduğumuz. Mübarek diyor çekindi diyor, cevap vermedi diyor. Hani yani hani nasıl ne okudun falan. Ben diyor böyle böyle çölde diyor bir hadise yaşadım. Böyle bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Sizin adınız geçti ve şeytanlar size yaklaşamıyormuş. Sabah ve akşam okuduğunuz bir şey var. Onu diyor bana söyler misiniz diyor. Bak. Sonra bunun üzerine diyor ben diyor özel bir şey bilmiyorum demiş. Sadece demiş sabah akşam demiş ama şunu okuyorum. Ne okuyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Amentü billahil azimi ve kefertü bil cipti ve bağuti vestemsektü bil urvetil vifqa lenfisame leha vallahu semi'un alim. Bu kadar. Ne kadar sürdü? Ben biraz kekeleyerek okudum tabii her zamanki gibi. Sürdü 15 saniye 10 saniye bir şey. Anlamı neymiş? Anlamı şu. O büyük Allah'a inandım. Celle Celaluhu. Ondan başka ilahları ve hak yolundan sapanları inkar ettim. Allah'tan başka ilah yok. İlah yok. Biz böyle inanıyoruz. Diğerlerin hepsini inkar ediyorum. Hiçbiri ilah milah değil. Hepsi yalancı bunlar. Hepsini inkar ediyor. Bu. Kopması olmayan en güvenilir kulba. Kulp. Hani bardan kulbu gibi ama kopması olmayan en güçlü kulp. Nedir? Kur'an-ı Kerim'e ben diyor yapıştım. Kur'an-ı Kerim diyor. O diyor kopmaz, sarsılmaz, incelmez, yerinden ayrılmaz. Ben diyor ona yapıştım. Asla diyor kopmaz.
Allah-u Teala çok işiten, çok iyi işiten ve ziyade bilendir dediğimi biliyorum dedi. Bunları söylemiş. Bu sözleri sabah akşam üçer kere söylerdim diyor. Ne kadar kısaydı bak. Bunu inşallah bir şekilde internetten ya da herhangi bir yerden az önce söylediğimi ya da duyarak onu bir şekilde yazarak inşallah şeytanlardan kurtulmak için bu bize bir kalkan. Bu bize bir Rabbimizin gene bir lütfu. İnşallah biz bunu sabah ve akşam inşallah ben de inşallah yapmaya çalışacağım. Ben de inşallah sizle beraber öğreniyorum ha. Ben bunu gidip de dur bakayım burada ne varmış falan değil. Ben bir yerden duyuyorum, sohbet geçiyor, bir yerde geçiyor. Ha dur ya diyorum ben buna bakayım. En iyisi diyorum dinleyenler Allah'ın izniyle olur. Onlara da anlatayım. Hep beraber birlik beraberlik içinde yapalım biz bu işi diye. Bu kadar kısa. İnşallah bunu sabah ve akşam inşallah üçer kere okumaya bakalım. Anlaştık inşallah. Şeytanlardan kurtulmamız lazım. Bir nefsimiz kalıyor. Bir de onun da üstüne bastık mı Allah'ın izniyle Rabbimizin inşallah rızasına tam böyle bir şekilde ermeye çalışmaya çalışanlardan olacağız yani. Tam şekilde nasıl ereceğiz yani de. Yani tam şu nefsimizin üstüne bir bastık mı da vesveseyi falan da bir kesersek bizden alası yok. Fakir, yoksul olan kardeşim mi var? Veriyorum. Vesvese yok. Sıkıntı yok. Ne zengin, ne fakir olacağım ya. Mülk Rabbimin ya ne şey fakir olacağım. Buyur kardeşim. Diğer türlü mü? Araba, mal, para mara mı? Kanaatkar olacağız. Yettiği kadar yapmaya çalışacağız. Paran yoksa borca girmemeye çalışacağız. Ona göre yani daha düzgün, düzenli bir hayata adım atmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle. Vesvese olmadı mı işlerimiz bayağı çözülür. İnşallah yani. Rabbimizin izni ve keremiyle. Ne yapalım inşallah? Bu şeytandan korunma sigortamız abicim bu. Harbi sigorta yani. İnşallah bunu da paylaşalım. Birbirimize inşallah vesile olalım. Diğer kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız kim varsa onlar da inşallah bunu okusunlar. İnşallah Rabbimize daha da yaklaşmayı inşallah bu duayla sağlayalım. Rabbimizin izni ve keremiyle. Anlaştık inşallah. Hayra vesile olan hayra yapan gibidir. Ona göre inşallah paylaşalım birbirimizi haberdar edelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.